Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş isimli romanını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Uğur Arslanoğlu. Ertesi gün iyi başlamıştı. Köpeklerin hepsi yerindeydi. İki arkadaş sessizlik ve karanlıkta ilerlerken eski neşeleri yerine gelmişti. Bill, bir gece önceki sıkıntısını ve karamsar düşüncelerini kafasından silip atmış gibiydi. Hatta öğleyin köpekler bir yol kıvrımında kızağa devirdiklerinde onlarla alay bile etti. Kızak bir ağaç gövdesiyle bir kayanın arasında sıkışıp kalmıştı. Kızağı düzeltmek için köpeklerin koşumlarını çözmek zorunda kaldılar. Tam işe başlayacakları sırada Henry, tek kulağın sıvışmak üzere olduğunu gördü. Yerinden doğrularak hayvana seslendi. ''Buraya gel tek kulak!'' Ancak tek kulak koşumlarını karlar üzerinde sürükleyerek koşmaya başladı. O sırada dişi kurt köpeği bekliyordu. Tek kulak ona yaklaşınca birden yavaşladı. Küçük adımlarla ilerledi ve sonra durdu. Dişi kurdu kuşku dolu bir dikkat ve istekli gözlerle süzüyordu. Dişi kurt da ona kur yapıyor, dişlerini gösteriyor ve erkeğini ürkütmemeye çalışıyordu. Tek kulak, kuyruğu havada, kulaklarını dikmiş, usul usul yanaşıyordu. Dişi kurdu koklamaya kalktı. Ama dişi kurt, kurnazca bir oyunla geriye sıçradı. Tek kulak ne zaman yanaşmaya kalksa hayvan hemen biraz daha geriye sıçrıyor ve köpeği adamlardan uzaklaştırıyordu. Tek kulak bir ara tehlikeyi sezer gibi oldu ve kendisine seslenmekte olan iki adama baktı. Tam bu sırada dişi kurt yanına sokuldu. Onu kokladıktan sonra geriye sıçradı. İşte o an tek kulağın aklını başından aldı ve tek kulak yeniden dişi kurdu izlemeye başladı. Bu arada Bill'in aklına kızağın altında kalan tüfeği alıp ateş etmek geldi. Ancak tüfeği çekip alana dek iş işten geçmiş, tek kulakla dişi kurt tüfeğin menzilinin dışına çoktan çıkmışlardı. Tek kulak yaptığı hatanın farkına vardığında artık çok geçti. Adamlar birdenbire yokuş aşağı koşan bir düzine kadar sıska ve boz renkli kurdun tek kulağın yolunu kesmeye çalıştığını gördüler. Dişi kurdun az önceki utangaçlığından ve baştan çıkarıcılığından eser yoktu. Kudurmuşçasına hırlayarak tek kulağın üzerine atladı. Köpek omzuyla geçiştirdi bu hücumu ama kurtlar dört bir yandan saldırıyor, hayvanın önünü kesmeye çalışıyorlardı. Henry ansızın arkadaşının koluna yapışarak ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Bill bir silkinişte kurtuldu ondan. ''Artık dayanamıyorum. Elim silah tuttuğu sürece onlara bir tek köpek bile kaptırmam artık.'' Elinde tüfekle yol kıyısındaki ağaçların arasına daldı. Niyeti çok açıktı. Gündüz gözüyle ve tüfeğin yardımıyla kurtları korkutarak köpekleri koruyacağını umuyordu. Henry arkasından seslendi. ''Dikkatli ol Bill, gözünü dört aç.'' Sonra oturup beklemeye başladı. Yapacak başka bir şey de yoktu zaten. Bill çoktan gözden kaybolmuştu. Ara sıra tek kulağı görüyordu. Zavallı hayvan ağaçların arasında bir görünür kayboluyordu. Kolay kolay kurtulacağı pek benzemiyordu. Galiba bunu kendisi de fark etmişti. Zira geniş bir yay çizerek çılgınca koşmaya başladı. Peşindeki kurtlarsa yayın içinden dümdüz koşarak kestirme bir yol izliyorlardı. Tek kulağın kendisini kovalayanları geride bırakıp kızağa ulaşabilmesi mucize gibi bir şeydi artık. Henry, tek kulakla Bill'in çamların ve çalıların ardında bir yerde kurtlar tarafından kıstırıldığını anlamıştı. Ne var ki umduğundan daha çabuk olmuştu bu. Bir silah sesi, hemen ardından iki patlama daha duydu. Böylece Bill'in kurşununun bittiğini anladı. Sonra korkunç bir gürültü koptu. Hırıltılar ve havlamalar duyuldu. Tek kulağın ortalığı inleten ölüm çığlığı geldi kulağına. Sonra vurulan bir kurdun
can çekiştiğini gösteren bazı iniltiler yükseldi. Derken her şey sona erdi. Artık ne acı havlayışlar vardı ne de vahşi hırıltılar. Kuzey ülkesinin ıssız topraklarına yeniden o derin sessizlik çökmüştü. Henry oturduğu yerde öylece kala kaldı. Ne olup bittiğini anlamak için oraya gitmesine gerek yoktu. Gözlerinin önünde olmuş gibi biliyordu her şeyi. Bir ara yerinden fırladı, kızaktaki baltayı kaptı ama çok geçmeden yine yerine oturdu, kara kara düşünmeye başladı. Bu esnada geriye kalan iki köpek de tir tir titreyerek kendisine doğru sokuluyordu. Sonunda tüm gücünü yitirmiş gibi yorgun argın ayağa kalktı, köpekleri kızağa bağladı. Kendi omuzlarına da bir ip doladıktan sonra köpeklerle beraber kızağı sürüklemeye başladı. Çok fazla yürüyemedi. Karanlığın ilk işaretiyle konakladı. Bol bol odun topladı. Köpeklere yiyeceklerini verdikten sonra kendi yemeğini pişirip karnını doyurdu. Yatağını hemen ateşin yanına yerleştirdi. Ne var ki uyuyamadı. Gözlerini yummaya fırsat kalmadan kurtlar iyice yakınına sokuluvermişti. Ateşin çevresinde dar bir halka oluşturmuşlardı. Ateşin aydınlığında her birini tek tek seçebiliyordu. Kimi kıvrılıp yatmış, kimisi oturmuştu. Uyuyanlar bile vardı. Kendisine haram olan tatlı bir uykuya dalmışlardı. Ateşe odun atıp alevlenmesini sağladı. Kurtların aç dişleri arasında paramparça olmamak için tek çıkar yol buydu. Ateşi saran çember gitgide daralıyordu. Sinsice adım adım sürünüyorlardı. Avlarının üzerine neredeyse bir sıçrayışta atlayacak kadar yaklaşmışlardı. Adam ateşin içinde hemen yanan bir odun parçası kapıp sürünün arasına fırlatıyordu. Bu atışlardan biri isabet etti. Hayvanlardan birine çarpan alevli odun hedefini yakmakla kalmamış, tüm sürünün gerilemesine de neden olmuştu. Ertesi sabah hayli bitkin ve uykusuzdu. Kahvaltısını alacakaranlıkta yaptı. Saat 9'da gün ağarıp sürü geri çekilir çekilmez geceleyin planladığı işi yapmaya koyuldu. Birkaç genç ağaç kesti. Onlardan yaptığı sırıklarla bir iskele kurdu. Kızak kayışlarını ip yerine kullanarak tabutu bağladı ve köpeklerin yardımıyla yukarı kaldırarak iskeleyi koydu. Çalışırken bir yandan da kendi kendine mırıldanıyordu. Bili mideye indirdiler. Bakarsın beni de yerler ama sıra sana gelince genç dostum, hevesleri kursaklarında kalacak. Ardından yola koyuldu. Yükü hafifleyen köpekler bir an önce McCreary'e varıp rahat bir soluk almak istercesine canlarını dişlerine takarak kızağa uçarcasına sürüklüyorlardı. Bu arada kurtlar gittikçe daha yakından izlemeye başlamıştı. Avlarının hemen arkasından ilerlerken kaburga kemikleri açıkça görülüyordu. Hepsinin de karınları sırtlarına yapışmış, bir deri bir kemik kalmışlardı. Henry nasıl olup da ayakta durabildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Karanlık bastırana dek yürümeyi göze alamadı. Öğleyin güneş güney ufuklarını aydınlatmıştı. Henry bunu güneşli günlerin uzayacağının bir belirtisi kabul etti. Güneşin canlı ışıkları kaybolunca hemen kamp kurdu. Alacakaranlıktan faydalanıp bol bol odun kesti. Geceyle birlikte dehşet de geldi. Baltasını kucağına aldı. Battaniyesine sarındı ve ateşin yanına bağdaş kurdu. Can yoldaşlığı ettiği köpeklerden biri bir dizinde, öbürü öteki dizindeydi. Bu halde farkında olmaksızın uykuya daldı. Kabuslarla dolu kısacık uykusundan irkilerek uyandığında kızıl postlu dişi kurdu gördü.
Ayaklarının dibinde büzülmüş yatmakta olan köpekler huzursuzca inleyip hırlıyor ama dişi kurdun baştan çıkarıcılığına kanmıyorlardı. Dişi kurtsa gözlerini adamdan ayırmıyordu. Adamın yüreğine bir korku düştü aniden. Hayvana fırlatmak üzere yanmakta olan bir odun parçasına doğru uzandı ama daha oduna dokunmadan dişi kurt bir sıçrayışta kaçıverdi. Hırlayarak geri çekilirken yüzündeki düşünceli anlam silinmiş, yerini adamın yüreğini hoplatan açlık ve istek dolu bir ifade almıştı. Gözleri yanan odun parçasını kavrayan eline kaydı. Parmakları odunun kaba kabuğunu okşarcasına sıkıyor, ateşli ucuna fazla yaklaşan serçe parmağı sıcaklığın etkisiyle kendiliğinden geri çekiliyordu. O anda böylesine hassas bir duyarlılığa sahip ince parmakların dişi kurdun bembeyaz dişleri arasında ezilip un ufak olduğunu görür gibi oldu. Vücudunu şu anki kadar hiç sevmemişti. Evet, bu denli sevmemişti hiç. Bütün gece aç kurtların saldırısını alevli odunlarla savuşturdu. Kendini o kadar zorlamasına rağmen arada bir dalıp gittiği de olmuyor değildi. Ancak köpeklerin havlamaya başlamasıyla uyanması bir oluyordu. Gün ağardı. Ne yazık ki zavallı adam kurtların çekilip gitmelerini boşu boşuna bekledi, durdu. Etrafından ayrılmaya niyetleri yoktu kurtların. Hatta öylesine küstahça bir güven içindeydi ki gün ışığıyla biraz olsun yerine gelen cesareti yavaş yavaş kırılmaya başlamıştı. Güpegündüz olmasına karşın odun kesmek için ateşin yanından uzaklaşmayı göze alamadı. 5-6 adım ötede kocaman kuru bir ağacı gözüne kestirdi. Gün boyunca ateşi bu ağaca taşımaya çalıştı. Ağacın yanına taşınınca yakacağın en bol olduğu yönü anlamak için ormanı gözden geçirdi. Sonra ağacı keserek o yöne doğru devirdi. O gece de bir öncekinden farksızdı. Sadece direncini biraz daha yitiriyor, gözlerinden uyku akıyordu. Uykuya dalmadan önce sağ eline bir ucu yanmakta olan bir odun bağladı. Gözleri kapanınca elini yakmaya başlayan odunun ateşli ucu ister istemez onu uyandırıyordu. Bu halde 1-2 saat kestirdi. Her uyanışında çevreye alevli odunlar fırlatarak kurtları geri çekilmeye zorluyor, eline yeni bir odun parçası bağladıktan sonra yine uykuya dalıyordu. Rüyasında Macquarie'deydi. Sımsıcak bir odada kağıt oynuyordu. Bulundukları binanın etrafını kurtlar sarmış, kapının önünde uluyorlardı. Arada bir kendisi ya da arkadaşları dışarıdaki ulumalara kulak veriyor, içeri girmek için boş yere çabaladıkları düşüncesiyle canavarlara gülmekten kırılıyorlardı. Sevgili dinleyiciler, Jack London'ın Beyaz Diş adlı romanını okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir roman, bir hikaye.